Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da ve bölgede Suriyelilere yönelik projeler uygulamak üzere kente gelen Fransa Kalkınma Ajansı heyetini kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in, Fransa Kalkınma Ajansı Suriyelilere yardım edecekse buyursun güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz ve terör örgütlerinden temizlediğimiz bölgede altyapıyı birlikte yapalım dedi. Hem Şanlıurfa'ya hem oraya destek olsun diyerek projelerin Barış Pınarı bölgesine uygulanmasına davet etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in Avrupa Birliği tarafından ülkemizdeki Suriyelilere sağlanan sığınmacı mali imkanının ikinci dilimi kapsamında Fransa Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen projelere ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kente gelen heyeti kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen kabulde heyet başkanı, Fransa Kalkınma Ajansı Türkiye Müdürü, Fransa Kalkınma Ajansı Ankara Şubesi Koordinatörü, Büyükelçilik Güvenlik Şefi, Konsolosluk Birimi Sorumlusu ve Büyükelçilik Sekreteri Feridun Urani yer aldı. Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'nın da hazır bulunduğu kabulde heyet başkanı Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara yönelik Fransa Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Fransa Kalkınma Ajansı heyet başkanı ve beraberindekilerin nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Vali Er'in ise Avrupa Birliği'nin Türkiye'de yaşayan mültecilere destek olmaya yönelik projelerine destek verdiklerini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Vali Er'in Türkiye'nin Suriye sınırındaki 220 kilometrelik bölgeye Barış Pınarı Harekatı ile müdahale ettiğini ve terör örgütünün buradan temizleyerek Suriyelilerin rahatça yaşayabileceği bir alan oluşturduğunu hatırlattı. Terör örgütlerinin bölgeden ayrılırken su kaynaklarını, elektrik şebekelerini, okulları ve sağlık kuruluşlarını tahrip ettiğini kaydeden Vali Er'in bu bölgede 300 binden fazla insanın yaşadığını belirterek Fransa Kalkınma Ajansı Suriyelilere yardım edecekse buyursun güvenli bölge olarak ilan ettiğimiz ve terör örgütlerinden temizlediğimiz bölgede altyapıyı birlikte yapalım. Hem Şanlıurfa'ya hem oraya destek olsun diyerek bölgeye yönelik hazırladıkları projeleri kendilerine sunmaya davet etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Birecik ve Suruç ilçesine 200 milyon TL'lik dev proje Fransız Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Büyükşehir Belediyesi 200 milyon TL'lik Suruç Kanalizasyon Yağmur Suyu Drenajı ve Birecik Kanalizasyon ve Atık Su Projesi'ni hayata geçiriyor. Fransız Kalkınma Ajansı Heyeti Başkanı ve Fransa Büyükelçiliği ekibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyarette bulundu. Heyeti Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Bayuk, Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı ve ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar karşıladı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantıda Birecik'te ve Suruç'ta yapılan altyapı çalışmaları için Fransız Kalkınma Ajansı heyetiyle görüşme yapan Başkan Vekili Faruk Bayuk, Suruç Kanalizasyon Yağmur Suyu Drenajı ve Birecik Kanalizasyon Atık Su Projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Vekili Faruk Bayuk şunları söyledi. Fransız heyeti belediyemizi ziyaret etti. Daha önce belediyemizin müracaat etmiş olduğu projelerle ilgili FRİD anlamında müracaatımıza destek verdiler. Bu konuda ben Fransız dostlarımıza, heyete teşekkür ediyorum ziyaretlerinden dolayı. Kendilerine Urfa'mızı anlattık. Belediyemizin çalışmalarıyla ilgili desteklerini istedik. ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar ise şöyle konuştu. Bugün Şanlıurfa'mıza, hemşehrilerimize güzel bir müjde vereceğiz. 4 tane projemizden 2 tanesi FİLİT anlamında kabul gördü. Birincisi Suruç Kanalizasyon Yağmur Suyu Drenajı ile ilgili. Diğeri de Birecik Kanalizasyon ve Atık Su projemiz onaylandı. Toplam 2 projemizin maliyeti 30 milyon avro. Yani 200 milyon TL'lik bir yatırımı bugün itibariyle onaylanıyor. En kısa sürede para serbest bırakılacak zaman ihalesi yapılacak. Dolayısıyla Suruç ve Birecik'e bu anlamda güzel bir yatırım gerçekleşti. Bunun dışında da hem Büranşehir ile ilgili hem de Suruç'un içme suyu ile ilgili de taleplerimizi ilettik. Üçüncü FİLİT'in 60 milyon euroluk bir
hibe programına da tekrar teknik ekibimiz müracaat edecek. İnşallah Allah kısmet ederse Şanlıurfa'mıza güzel yatırımları gelmesi devam edecek. Urfa'ya geldikleri için çok memnun olduklarını ve ev sahipliğinden dolayı Başkan Vekili Faruk Bayu'ya teşekkür eden Fransa Büyükelçiliği, Urfa bölgesinde yapılması planlanan altyapı projeleriyle ilgili görüştük. Fransız Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği olarak buraya verecekleri finansman anlaşmaları için de çok mutlu olduk şeklinde konuştu. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'de deprem bölgesine odaklandı. Dakika dakika planlanan yardımlar ilk andan itibaren yapılmaya başlandı ve bu süreçte daha yardımlar devam ediyor. Elazığ'da 24 Ocak saat 20.55'te yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından bütün kurum ve kuruluşlarla tam teyakkuz halinde olaya müdahale edildi. AFAD ve Türk Kızılay ilk dakikadan itibaren gelişmeleri ekipleri aracılığıyla yakından takip etmeye başladı. AFAD tüm birimlerini teyakkuza geçirdi. Türk Kızılay saat 22.03'te Erzurum, Muş, Adana, Elazığ ve Ankara'dan öncü ekiplerin bölgeye hareket ettiğini, Ankara'da bulunan Afet Operasyon Merkezi'nin de kriz masası oluşturulduğu belirtildi. Kızılay tarafından depremin hissedildiği bölgede görev yapmak üzere 5000 kişi kapasiteli mobil mutfak Erzurum'dan yola çıkarıldı, Muş ve Adana'dan mobil mutfaklar deprem bölgesine gönderildi. AFAD saat 22.47'de Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre arama kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubu 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir duyurusunu yaptı. İstanbul'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 23.01'de Elazığ'a gitti. Saat 23.38'de AFAD tarafından Elazığ İl AFAD ekipleri kent merkezi ile ilçe ve çevre illerde yıkılan binalara müdahale ettiği belirtildi. Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin aktif hale getirildiği AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van İl Müdürlükleri, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane Unkaya ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden toplam 418 arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9200 battaniye sevk edildiği açıklandı. Kızılay bölgede 4 mobil mutfak, 2 sahra mutfağı ve 7 ikram aracı ile görev yapıldığını açıkladı. Türk Kızılay'ın verdiği bilgiye göre depremde bölgesinde 249 uzman afet personeli, 28 sağlık ve psikososyal destek ekibi, 2000 gönüllü yer aldı. Deprem sonrası bakanlıklar da koordineli olarak çalışmalara katkı sağladı. Ağır hasarlı ve yıkılacak yerlere 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da yaklaşık 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira destek verileceği açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri hasar çalışmalarını başlattı. Ağır hasarlı olan ama eşyaları alınabilecek durumlardaki evler için yaklaşık 11 bin lira kira yardımı yapılacağı kaydedildi. Malatya'daki yaklaşık 5 bin kişilik bir konteyner kentle vatandaşlara barınma imkanı sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerin 31 Ocak'ta planlanan 33,3 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerini dün yaptı. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği üyeleri Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını, gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Çin'de
ilk olarak tespit edilen bu virüsle ilgili olarak şu an itibariyle ülkemizde herhangi bir paniğe gerek olmadığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı da şu ana kadar Çin'den yapılan doğrudan aktarmalı seyahatlerle ilgili olarak gerekli tedbirleri ve yeterli olarak almaktadır. Bilimsel desteği olmayan, resmi kaynaklardan çıkmayan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Yine solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için riskli kişilerin kalabalık ortamlarda bulunmaması, kalabalık ortamlarda bulunması gerekiyorsa da cerrahi maske kullanmaları, el hijyenine dikkat etmeleri, solunum yolu semptomu olan hastaların da yakın temasta bulunmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bugün için Türkiye'de tespit edilmiş hiçbir koronavirüs vakası yok. Bu yeni 2019 koronavirüs vakası söz konusu değil. Şunu söylemek lazım. Bu koronavirüsler biliyorsunuz daha önce SARS olarak bir çıktı. Çin'de böyle bir yayıldı. Çin'in biliyorsunuz bunlar hep Wuhan kentinde bir balık pazarı diyelim veya deniz ürünleriyle ilgili bir pazar. Orayla teması olan insanlar da ortaya çıktı. Ve bugüne kadar 10 ülkede, Çin dışında 10 ülkede daha göründü. Ama bunların hepsinin orayla bir epidemiyolojik ilişkisi var. Orayla bir seyahat ilişkisi var. Oraya giden insanlarda görüldü. İnsandan insana bulaştığı ile ilgili çok fazla bir veri yok. Şimdi ülkelerin aldığı tedbirler var. Orayla seyahat ilişkisi olan, benzer semptomları olan, yani koronavirüs enfeksiyonunda olabilecek en başta ateş, öksürük, yaygın vücut ağrısı, solunum sıkıntısı gibi semptomları olan hastalar o bölgeyle eğer ilişkisi varsa, seyahat ilişkisi varsa taranmaya başladı. Bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de o bölgeden gelen uçaklarda özellikle termal kameralarla girişte ateş açısından taranıyor. Ateşi olanlar acaba koronavirüs enfeksiyonu mu diye tetkik ediliyor. Basına yansıyan böyle olgular oldu. Bunların hiçbirisinde koronavirüs enfeksiyonları çıkmadı. Ama bu tedbirler halen devam ediyor. Çin'le direkt bağlantılı veya dolaylı olarak farklı bir ülke üzerinden Türkiye'ye girse, hava alanlarında özellikle bunlar taranmaya devam ediyor. Şimdi... Ve Viran şehrin ilk ve tek tekstil fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Açılışı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doçent Doktor Halil Özşavlı, İlçe Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Çelebi, İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, Şanlıurfa Ticaret Sanayi Odası ÇUTSO Başkanı Halil Peltek, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, MHP İlçe Başkanı Yasin Haşimi, Hüdapar Viranşehir İlçe Başkanı Yakup Esmer, Viranşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Yazmacı, Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, Viranşehir Şehit Aile ve Gaziler Derneği Başkanı Seyit Mücahit Seyit, İlçe Tarım Müdürü Sırat Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, Hastane Başhekimi Doktor İlhan Erkan, daire ve kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 5-6 ay önce başlayan bir sürecin somut bir şekilde burada toprağın üstünde yükselen bu binanın ve ilk etapta 150 civarında kardeşimize, ikinci etapta inşallah hızlı bir şekilde 300 ve orta vadede de 600 istihdamı öngören bu fabrikanın fabrika yapım fikrinin ortaya atılmasından gerçekleşmesine kadar emeği olan herkesten Allah razı olsun. Bu fabrika bir başlangıçtır. Bu fabrika bir neşterdir Viranşehir'in işsizlik sorununa. Başta Sayın Kaymakamıma, başta Sayın Valime, Sayın Kaymakamıma, ŞUTSO Başkanıma, Belediye Başkanımıza, VGS Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Bey'e, emeği geçen herkese, her türlü katkısından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Biz sadece bir fabrika açılışı yapmayacağız. Adeta Viranşehir'in kanayan yarası olan işsizlik sorununa bir nebze olsun, bir çözüm sağlayan bir fabrika ve bunun ilk olduğu için bir devamını sağlamak amacıyla buradayız. İnşallah daha da hayırlı olur ve biz umutluyuz bu yönden.
Bu VGS tekstilin kurulmasında öncülük eden Sayın Valime başta çok teşekkür ediyorum. Yukoba, İbrahim Bey'e ve değerli arkadaşlarına. Tekstil fabrikamız Viranşehir'de bir ilki gerçekleştirerek burada bir fabrika kurmuştur. Bu fabrikada şu an 125 işçi kardeşimiz çalışmaktadır. Hedefimiz fabrikamızda 600 işçi kardeşimizi istihdam etmektir. Böylece Viranşehir ekonomisine bir nebze de olsa katkı sunmaktır. Geçtiğimiz aylarda Sayın Valimin önderliğinde talimatlarıyla burada bu tesisi kazandırmasına vesile olan Sayın Valime bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından fabrikanın açılmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket sonrasında tekstil fabrikasının açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Protokol üyeleri yaklaşık 2 saat süren programın ardından fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosu yandı, mahallede korku dolu anlar yaşandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Esmerçayı mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan trafonun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar bölgede bulunan Şuski'ye ait kepçe alevlerin üzerine toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kepçeyle büyük bölümü söndürülen yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret ederek Barış Pınar Harekat sürecinde Akçakale'ye yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ettiler. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı, Türkiye İhracatçılar Meclis Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle'yi ziyaret ederek Barış Pınar Harekatı sürecinde Akçakale'ye yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti. Barış Pınar Harekatı sırasında Akçakale'ye yapılan insani yardımlardan dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne şükran duygularını ifade eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçemize yapılan destek kampanyası ile binlerce yardıma muhtaç aile sevinmiş, binlerce yavrumuzun yüzünde tebessüm oluşmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclis Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İsmail Gülle'nin önderliğinde gerçekleştirilen bu desteklerle gösterilen asil ve hamiyetperver davranış Akçakaleliler tarafından hiçbir zaman unutulmayacaktır. Akçakaleliler Türkiye İhracatçılar Meclisi üyelerini gönül köşklerinde barındıracaklardır dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle de yaptığı açıklamada Akçakale'nin Barış Pınar Harekatı'nın merkezi konumunda bulunduğunu ve Suriye meselesinden dolayı ciddi bir şekilde etkilendiğini belirterek Tim ailesi Barış Pınar Harekatı sırasında Akçakale'ye gönül köprüsü oluşturarak elinden gelen her türlü desteği sağlamıştır. Zor zamanlarda büyük Türk milletinin dayanışma ruhunun en bariz bir örneğini göstererek Akçakaleli vatandaşlarımıza destek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz dedi. Proje ve yatırımlardan sorumlu Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı ise Akçakale halkının şükran duygularını ifade eden şükran mektubu plaketi takdiminde askeri zaferlerin ekonomik başarılarla taşlandırılmadığı müddetçe nihai hedeflere ulaşmanın imkansız olduğunu belirterek ülkemizin ekonomi savaşçıları olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ali Cenap mensuplarını ilçemizde yatırım yapmaya çağırıyoruz. Belediye olarak her türlü imkanımızla yatırımcılarımızın yanındayız dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Tim Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği'nin 2020 yılının ilk sektörel toplantısını Şanlıurfa'da gerçekleştirmeyi planladıklarını ve Akçakale'ye yatırım konusunda ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.
Veyhan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sabri Çelik, Güneydoğu TV'yi ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Faruk Bayuk'la bir araya geldi. Üniversitemizin değerli hocaları ve Sayın Rektör hocamız bizleri ziyaret ettiler Güneydoğu TV'yi. Üniversitemizin Şanlıurfa'ya kazanımları anlamında güzel işler yapılmakta. Hem rektör hocamızı hem de ekibini kutluyoruz gerçekten. Çok güzel işlere imza atıyorlar. Umarız ki önümüzdeki süreçte de Urfa'mızla ilgili üniversitemizin daha farklı ve ses getirecek çalışmaları olacak. Ben tekrardan ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum. Evet, değerli Faruk Bey bizi sağ olsun kabul etti. Kendisiyle üniversite şehir kaynaşması nasıl olması gerekir? Bununla ilgili bir bilgilendirme yaptık. Sağ olsun bizi dinledi ve inşallah bu konuda ciddi bir gelişme bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki fuar alanında açılan yöresel ürünler fuarını ziyaret ederek stand açan esnafla bir araya geldi. Hayırlı işler dileklerinde bulundu ve fuara gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki fuar alanında 24 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında açılan yöresel ürünler fuarını ziyaret ederek stand açan esnaflara hayırlı işler diledi. Başkan Baydilli fuarda alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet edip taleplerini dinledi. Başkan Baydilli Şanlıurfa için tanıtım için fuarların önemli olduğuna değinerek bu fuarda Türkiye'nin her yerinden yöresel ürünler sergileniyor ve vatandaşlara sunuluyor. Vatandaşlarımız da burada istedikleri ürüne ulaşabiliyor ve satın alıyor. Ayrıca burada her yörenin farklı ürünlerini görüyor ve tanıyoruz. Ben fuarları çok önemsiyorum. Gerçekten iyi bir etki bıraktığını ve tanıtım yaptığını düşünüyorum. İnşallah ileride çok daha kapsamlı güzel fuarlar Şanlıurfa'da açılır ve olumlu katkılar sağlar. Ben bu fuarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum diye konuştu. Başkan Baydilli ziyarette stand açan esnaflar ve ziyarete gelen vatandaşlarla birebir sohbet edip taleplerini not aldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikler koruma altına alındı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikler koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evinin bahçesinde bulunan mozaikleri çıkarmak için izinsiz kazı yaptığını tespit ettiği MA'yı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede 200 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan ve hayvan figürlü mozaikler bulduğunu tespit etti. Mozaikler koruma altına alınırken bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Başkan Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyüpiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Başkan Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Altyapısı tamamlanan alanlarda belirlenen program dahilinde çalışma yürüten ekipler Osmanlı Mahallesi'nde 6000 metrekare kilitli beton parke taşı döşeme işlemini sürdürüyor. Vatandaşların yaz aylarında tozdan, kış aylarında da çamurdan dolayı yaşadığı mağduriyetin önüne geçen ekipler takdir toplarken çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. Bu daha önce bu yollarımız hepsi topraklıydı. Çocuklar çıktığı zaman hepsi kirleniyordu, hepsi şey oluyordu. Belediye başkanımıza Allah razı olsun şu anda hepsini yaptılar. Teşekkür ederim, sağ olasın. Allah razı olsun, Eyüpiye Belediye'miz çalışıyor. Parke taşımayı da Allah onlardan razı olsun.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda tezek yığınının altına gizlenmiş tam 2040 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda tezek yığınının altına gizlenmiş 2040 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri daha önce uyuşturucu imalatı ve ticareti yapmak suçundan tutuklu olan FB'nin evinde uyuşturucu hap bulduğu bilgisine ulaştı. Ev operasyon düzenleyen ekipler özel eğitimli köpekle yaptığı aramada tezek yığınının altına gizlenmiş 2040 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Ve Haliliye Belediyesi hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında temizlik işleri müdürlüğüne bağlı personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. Arkadaşlar bir böyle eğilmek var, eğilip şu şekilde kaldırmak var, bir de dizlerimizi kırıp. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatları doğrultusunda daha temiz bir Haliliye için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda temizlik personellerinin daha verimli bir performans ve güvenli bir şekilde çalışmaları için hizmet içi eğitim programı dahilinde eğitimler veriliyor. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde temizlik personellerine yönelik düzenlenen eğitim seminerinde iş sağlığı güvenliği, çalışma performansı ve yasal haklarla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Öte yandan Haliliye Belediyesi'nde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin diğer birimlerde de yapıldığını ve dönemsel olarak belli periyotlarda tekrarlanabileceğini de bildirdi. İşimize yıllık maliyeti 7.7 milyar lira olarak açıklanmıştır. Bu Diyarbakır'ın Nice ve Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 5 sığınak bulundu. Patlayıcı, silah ve mühimmatlara da el konuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde kalan dağlık ve kırsal alanda düzenlenen Şehit Jandarma Üsteğmen Ali Çalışkan ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu operasyonları başarıyla tamamlandı. Operasyonlarda teröristlerce kullanılan 5 kış sığınağı tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Lice ilçesinin Şenlik köyünün Akçapınar mezrası kırsalında timlerin intikal güzergahında bulunan patika yol kenarında tespit edilen toprağa gömülü 30 kilogramlık yağ tenekesi içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan akım taşıyıcı elektrik kablosu bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi. Gerçekleştirilen temas ve adli arama sonucunda ev aramasında ve arazide toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 roket atar mühimmatı, sevk fişeği, antitank roket atar mühimmatı, 50 makineli tüfek fişeği, 83 av tüfeği fişeği, 225 el bombası kütüklüğü, 2 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 50 kilogram amonyum nitrat katkılı çinko besin maddeli gübre, 4 TNT kalıbı ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Harran Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaptırılan kültür evlerinde tadilat ve yenileme çalışmaları başladı. Harran Belediyesi tarafından Gazlıkuyu, Doruç, Saide, Selalmaz, Gökçe, Büyükdere, Demirli, Kesmekaya, Yukarı Yakın Yol, Bozceylan, Kuruyer, Tantana, Ceylan Gözü, Karatepe, Balkat, İmambakır, Küme Evler, Yayvan Doruk mahallelerinde bulunan çok amaçlı kültür evlerinde yapılan çalışmalarla eksiklikler tespit edilip gerekli çalışmalar başlatıldı. Parke taşı, boya, çimento halı, klima gibi eksiklikler giderilerek kültür evlerinde yenileme ve tadilat çalışmaları yapıldı. Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal alanda da çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi, kırsal mahallelerde adeta hizmet çıkarması yapıyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz yaptığı açıklamada, kent merkezinde ve kırsal mahallelerimizde göreve geldiğimizden bu yana hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Belediyemizin katkılarıyla her türlü ihtiyaca cevap veren çok amaçlı kültür evleri inşa ediyoruz.
bu çok amaçlı kültür evlerimiz nişan ve düğün törenlerinde kullanıldığı gibi vatandaşlarımızın acılı günlerinde taziye evi olarak kullanılmaktadır. Mahallelerimizde mevcut kültür evlerinde eksiklikler tespit edilerek tadilat ve yenileme çalışmalarını da başlattık. Kültür evi bulunmayan mahallelerimizi de tespit ederek en kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları yapacağız dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'ya özgü yöresel yemekleri öğretilerek yaşatılması için kadınlara yönelik yöresel yemek kursunun startını verdi. Şimdi arkadaşımız bizim kış tatlımız. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen yemek kursu mutfak müzesinde kadınlara ücretsiz olarak veriliyor. Yemek kursu hafta içi ve hafta sonu olarak iki grup halinde gerçekleşiyor. 2 aylık süre zarfında gerçekleşecek olan yöresel yemek kursunda kadınlara Şanlıurfa'nın eşsiz lezzetlerinden ağzı açık, ağzı yumuk, içli köfte, boranı, çiğ köfte, lebeni çorbası ve kazan kebabı gibi yöresel yemekler öğretilecek. Kurslara katılım gösteren başarılı kadınlara kurs bitiminde sertifikaları verilecek. Daha sonra da tepsiye döküp fırınlıyoruz. Fırınlayınca çiğden mi gidiyor? Fırına gidince hepsi çiğden oluyor. Biz evde yapıyoruz. Şanlıurfa Evren Sanayi Kooperatif Başkanı Mustafa Aslan'ın amcası Cevher Arslan yaşamını yitirdi. Cevher Arslan'ın cenazesi bugün toprağa verildi. Şanlıurfa Evren Sanayi Kooperatif Başkanı Mustafa Arslan'ın amcası Cevher Arslan hayatını kaybetti. Cevher Arslan'ın cenazesi bugün öğle namazı sonrası Ali Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaköprü Aile Mezarlığı'na defnedildi. Arslan ailesinin taziyeleri Karaköprü Taziye Evi'nde kabul edeceği öğrenildi. Bizler de Güneydoğu Medya Grubu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve bu haberle birlikte ana haber bülteni de noktalıyoruz. Bir sonraki bültende gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek mutlu akşamlar, umutlu yarınlar.